السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سلام أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور ما شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ناظم حقاني. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الله عز وجل şükürler olsun. Bu gene ihvanlarımızla buluştuk. Şeyh Efendi'nin, Allah Peygamber'in, Şeyh Efendi'nin muhabbetiyle buralar gene şenlenmiş, dolup taşıyor. İnsanoğlu bu dünyaya, dünya için değil, ahiret için yaratılmış. Onu bilene ne mutlu. Dünya, insanlar zanneder ki hiç ölmeden yaşayacaklar. Şimdi cahil insanlar her tarafta, dünyanın her tarafında, Müslüman memleketlerde de dışında da ilelebet şey diyorlar. Ama bakıyorum, ben de dikkat ediyordum. Bizim Hafız Efendi var, imam. İlâ nihaye diyor. Yani bir son var, oraya kadar bu devam etsin istiyoruz diyor. Son ne zamandır? Bu dünya sonu kıyamettir. Ebed dedi, bu dünyada ebedi bir hayat yoktur. İlelebet derler. İlelebet diye bir şey yok dünya hayatında. Dünya hayatında her şeyin bir sonu vardır. İyinin de sonu vardır. Kötünün de sonu vardır. Ta Adem Aleyhisselam zamanından peygamberler, 124 bin peygamber geldi. Hepsi bu dünya hayatının hayatında bir son oldu. Tabii onlar peygamberdir. Hayattadırlar. O başka mesele. Mesele olan, herkes bu dünya hayatını bitirmiş olması. O da Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Onu Allah Azze ve Celle mühkel olmuş ki insanın dünya hayatını sonlandırsın. Ahirete başlasın diye. Bu vazifesi odur Azrail Aleyhisselam'ın. Her peygamber Allah katında insanların üstün tuttuğu insanlardır. Onlar insanlara meşale olarak gönderildi. Dünya ahalisi ne için ilelebet diyorlar ki? Çünkü dünya ahalisi ölümü hiç düşünmüyorlar. Sonsuza kadar yaşayacağız diyorlar. Bir şey oldu mu telaşlanıyorlar. Bu nasıl olur? Ortalık karıştı. Fitne dolu, harp oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onlar istiyor ki her şey süt liman devam etsin. Farkında değiller ki ne kadar değişiklik oldu Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar. Kaç bin sene geçti aradan. Hiçbir zaman
aynı şey olarak hiçbir şey kalmadı. Devamlı değişiyor. Allah'ın takdiridir bu. İnsanlara göstersin diye. Ama insanlar gene ibret almıyorlar. Akıllanmıyorlar. Bu dünyada değişmeyen kainatın yaratıcısı Allah Azze ve Celle'dir. Hiç değişmez. Ondan gayrı herkes değişir. Peygamber Efendimiz de dünyasını değiştirdi. İşte değişiklik demek. Yani aramızdan zahiri olarak ayrıldı. Ama ben hayyun yurzak diyor. Hayattadır, rızıklanır diyor Peygamber Efendimiz için. Evliyalar da öyle, şehitler de öyle. Hepsi, ama mühim olan, değişiklik olan bu dünyada kalmayışları. Onlar gitti. Çünkü Allah'ın emridir bu, böyle olacak. Bu mevcudat hepsi yavaş yavaş gidecek. İyiler olan makamları da güzeldir. Hayatta ne kadar güzel oldukları herkes biliyor. Ahirete irtihal ettikleri vakit onların makamları da mübarektir. İnsana huzur veriyor. Dünyaya güzellik veriyor. Güzellik onlardan gelir. Onlar güzel hayattayken de, ahiretteyken de, kıyamette de güzel, mahşerde de güzel, cennette de güzel. Allah hepimizi onlarla beraber eylesin. Ne güzel bizde, bize lütuf oldu onlarla beraber olmamız. Dediğimiz gibi insanoğlu değişikliği sevmiyor. Nostalji diyor. Eski şeyleri hatırlıyor. Bir ah geçiriyor içinden. Tabii bazı insanlar dünya için ah geçirir. Bazı insanlar mübareklerle beraber oldukları vakitler hatırlarlar. Ne güzel günler geçirdik derler. İnşallah o güzel günler ahirette de olacak. Çünkü insan sevdiğiyle beraber olur. Ama tabii Allah'ın takdiri. Bu kimsenin elinde değil. Kimse bir nefes fazla veremez başkasına. Allah bu kadar vakit koymuş. Bu kadar vakit beraber olduk. Onların bereketini aldık. Şimdi onların manevi bereketleri daha da kuvvetli, daha da ziyade. Burayı ziyarete gelenlere de ikramları çoktur muhakkak. Ama başka yerlerde olup da gene onları sevgiyle, saygıyla, hasretle anan için de onlara da var ikramları. Çoğu yere Şeyh Efendi, şimdi duyuyoruz, insanlara rüyada ikram oluyor. Onların müşkilatı varsa onlara yetişip onun bereketiyle o ne gibi müşkilat varsa, sıkıntı varsa onların bereketleriyle hallolur. Hallolur da. Allah'a şükür. Allah bizim muhabbetimizi daim etsin inşallah. Onların yolunda daim olalım.